Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Taksiratlarımızı afiyet eylesin. Tevfikini refik eylesin. Hizmeti imaniye, Kur'aniye'den hasıl olan iştiraka, amali, uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Umaide-i Kur'ani olan hizmeti imaniye'den hasıl olan sevabı, usul ve furularımızdan her kim ahirete göç etmişse, anne babalarımızın da ruhlarını hissedar eylesin. Mekanların cennet bahçesini bir bahçe eylesin. Bizi de ölünceye kadar hizmet imaniyede daim kayım saim eylesin. Vefatımızı da dünyamızdan daha hayırlı ve teris eylesin. Hizmet imaniye Kur'aniye kisvesiyle, Risale-i Nur talebesi unvaniyle bizi teris eylesin inşallah. Kardeşler ben laikalardan toplama yapacağım. Laikalardan toplama şu, Kur'an ve hadis. Yani İslam adına neyin, nerede, nasıl, niçin olduğunu, yani dusturlarımızın ne olduğunu oradan parçalar okuyacağım. İç dünyamızı tanzim edecek farklı farklı yerler okuyacağım. Emir'den de okuyorum. İsteyen istediği saatte kalkabilir. Mevzuyla alakalı soru sorabilir. Yalnız bu böyle bir ders yaparken cenaze yıkayabilir misin? Sormamak şartıyla. Mevzuyla alakalı olacak. Sorabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıdık kardeşlerim. Bir mukabele biz de Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Bu zamanda en büyük bir ihsan, zengin olmak, holding kurmak, insanların maddi ve manevi rızıklarına, zengin olmalarına ve sıkıntılar varsa onlara okumakla meşgul olmak gerekiyor. Senin layık ama abi. Bak böyle bir şey yokmuş yani. Demek ki bu zamanda elhamdülillah, bu zamanda en büyük bir ihsan, en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Merkez bu. İşlerimiz buna uygun olmalı. Sonuçtan süreç böyle yönetilir. Şöyle bak. Siyasi şey ne olacak? Afganistan, Suriye var, şuralar, buralar. Bu süreç. Yani uygulayayım. Bu süreç hangisini olacak? Oraya çıktı, işte Yunanistan şöyle oldu, Akdeniz böyle oldu, gaz bulundu, bulunmadı, adam Mehdi'dir, Mehdi değildir, Ayasofya açtı, açmadı, açan kimdir, açmayınca kimdir, bir sürü şeyler var. Bu süreç, isabet ettiğini bilemez. Yönetemezsin bu süreci. İkinci bir yöntem var, bu taraftan bakmak. Sonuçtan sürece bakmak. Nedir o? İlk önce İttihad-ı İslam, Araplarla Müslüman Birliği olmadan önce Asya şurası olacak. Bunu bilen adam, işte Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Kuveyt'te, Katar'la, Mısır'la, şu Libya'yla falan birlik falan değil ilk önce. İlk önce ondan önce Asya şurası olacakmış. Öyle diyor. Ve oldu da. Milliyetçilikle alakası yok ya Malezya. Hatta medyada servis edilen Çin zulmü çoğunlukla stüdyoda çekilmiş. Yani Türk Birliği'yle, İslam Birliği'yle Çin yakınlaşması olmasın. Siyonistlerin, küreselcilerin oyunudur. Oyunudur yani. Yok Doğu Türkistan vesaire. Şimdi Asya şurasında Çin de vardır. Azerbaycan, Malezya, oralar. İlk önce şura diyor. Asya'nın bahtı diyor. Miftahı. Ne diyor? Asya'nın bahtının miftahı. Miftahı? İttiba-ı Kur'an ve İttihad-ı İslam'dır. Ve onun ruhu da şura. Ve emrum şura beynim. Beraber. Hürriyetin de bu olacak. Hürriyetin sebebi de bu olacak. Bu niçin söyledim, girdim buradan? Sonuç bu, oradan sürece bakacaksın. Sonuçtan süreci yönetme, emin oluyorsun. Şimdi sonuç söylüyorum, bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, sonuç ne? İmanı kurtarmaktır. Ve imanı kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sonuca göre işine eriyorsun. Mesela namazına mani olacak, işe girmiyorsun. Bu sonuca zarar. Faiz işlerine çalışmıyorsun. Bu sonuçtan çıkartıyorsun. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Sakın gurur ve benlik. Medar olacak şeylerden çekin. Cümle cümle yani. Gurur, benlik, bir de tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet bu zamanda ehli hakikate lazım elzemdir. Ne yapmamız lazım? Onu söylüyor. Diyor ki benlik. Ne demek o? Murat ne demek benlik? Kendini düşünmek. Kendini düşünmek. Merkezcilik. Mesela bu arsızdaki psikoloji hastalıklarının
Temeli dörttür diyor ikinci sözde. Nedir o? İkinci sözde. Hodbin. Hodgam. Hodgam. Hodendiş. Hodendiş. Bedbin. Bedbin. Bedbin neydi? Çok önemli olduğu için söylüyorum bunlar içinde. Bedbin. Kötü bakışlı. Ben şey devamlı onu düşünmek. Yani. Olumsuz düşünmek. Evet. Fatih. Hep olumsuz. Ya arkadaş hiç olumlu yok mu ya? Hakaiki nisviyi aktif etmek için diyor Rütbe-i Şamiye'de mevcudun içerisinde olumsuzluk gözükenleri koymuş diyor. Bak benlik, ben merkezli düşünme. Pergeli koymuş. Evdeki kavga da bu değil mi? Ben merkezli bakmak. Ben merkezli düşünmek. Evde de öyle. Sonra gurur. Asla. Derler ya. Nuh der peygamber temez. Gurur. Sonra bunlardan çekin diyor. Kur'an'dan süzülmüş ölçüler bunlar. Başka tevazun. Tevazu ne demek? Alçak gönüllü. Alçak gönüllü. Tamam uygulama yaparsak Osman ne olur? Tevazu dedik de şimdi dersten çıktıktan sonra uçacak gidecek. Tevazu nedir? Verilen nimetleri, meziyetleri Allah'tan bilmek. Allah'tan bilmek. Dolayısıyla eyleme dönüştürürsen insanlara cakka yapmamak. Üstünü taslamamak. Mesela ben falan memlekette doğdum. Sen de falan mı? Sen mi istedin bunu? Üstünlük sebebi olur mu? Olmaz. Mesela simam, erkek olmak, kadın olmak, yakışıklı olmak, güzel olmak senin mi? Senin mi yani bu? Senin olmayan malzemelerle insanlar üstünü taslayabilir misin? Ben Türk'üm, sen Laz'sın, sen Çerkes'sin, sen Kürt'sün, sen bilmem nesin. Sen mi seçtin bunu? Ben mi seçtim? Senin olmayan bir şeyle başkasının da olmayan bir sıfatını nasıl üstünlük tutabilirsin? Peki tevazu nedir? Allah katında üstünlük takvadadır. Tevazu, yani eylem itibariyle insanlardan üstün kendini görme. Ama bu da ifrat olmadığı gibi tefrit de yok ha böyle. Herkesten kendini humanist gibi bütün insanları seveceksin. Allah bütün insanları seveceksin demiyor. Allah benim düşmanlarımı sevme diyor. Kafiri sevemezsin. Kendini Müslümandan üstün tutamazsın ama imansızdan üstün tutarsın. Çünkü iman edenler İman etmeyenlerden üstündür. Onun için ayağa kalkmıyorum diyor Rusya'da. Kalkmıyorum diyor. Yani denge, tamam mı? Onu da karıştırmayacağız. Tevazu. Mahviyet. Mahviyet kendini bilmemek, hiçbir şeyde kendini görmemek. Ha, merkeze kendini koyma. Neydi? Kardeşlerimiz meselesinde sahabeyi sahabe yapan neydi? İsar hasletiydi. İsar hasleti neydi? Kardeşini tercih etmek. Ben alta doğru gidiyorum ve eyleme dönüştürmek istiyorum. Yani öyle okumak istemiyorum seni. Peki ishar nedir? Kardeşini tercih etmek. Kardeşini nasıl tercih edersin? Kendini ortadan kaldırmadıkça o var olmaz. Kendi merkeze koyarsan kardeşini tercih edemezsin. Yalan olur. Dersi de dinlersin böyle. Derse de şey yaparsın. Allah Allah. O neden bahsediyor? Ne yapıyor ya? Tamam mı? Öyle o kadar hesaplı insanlar da oluyor ki. Yani böyle. Hem sanal dünyada hem bizzat yakayıp. Yani mahfiyet zor. Mahfiyet. Neydi mahfiyet? Kendini bilmemek, kendini hiçbir şekilde ortaya koymamak, ya. Kardeşine fani olmak. Fani olmak. O da kendini ortadan kaldırmak. Sonra, çünkü bu asırda en büyük tehlike parasızlıktan, işsizlikten, siyasete girmemekten geliyor. O da benim layıkam değilmiş. Bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hot vuruşluktan ileri geldiğinden. Benlik var ya benlik. Benlikten geliyor. Ben. Ben. Ben var ya ben. Ben. Ne olmuş sen? Gelan'ın dediğini ben burada bile diyemiyorum. Bağdat'ta adam bir tanesi ceketini asmış böyle. Şey yapıyormuş. Cakka yapıp gidiyormuş. Mafya tipi. Mafya bugünkü adıyla. Adam. Sonra Gelan'ım diyor ki ne bu gurur ne kibir demiş. O da demiş ki herhalde beni tanımadın galiba diyor. Ondan sonra onun dediğini kırparak söyleyeceğim. Tanımaz olur muyum dedi ya. Başlangıcın bir damla pis su. Sonun bir avuç toprak. İkisinin arasında işkembesine bilmem ne taşıyan bir mahluksun. Bu işkembesine bunu taşıyanın üstündeki kafada bu gurur kibir olur mu? Bak karnında ne taşıyorsun? İsmini koydu ya. Zembili Ali Efendi gibi. Ah, bak bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hot vuruşluktan. Benlik anladık. Hot vuruşluk. Hot vuruş. Sadece kendini düşünen, kendini ortaya koyan. Koyan. Sırf kendini. Furuşluk yapıyor. İleri geldiğinden ehli hak ve hakikat,
ehli Müslümanlar, hasreten nur talebeleri, mahfiyetkârâne daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Mahfiyeti söyledi abi. Nefsini itham etmek, kendini kusurlu görmek. Mahfiyeti söyledi değil mi Fatih? Neymiş mahfiyetkârâne? Daima kusurunu görmek, nefsini itham etmek gerektir. İyilik gözüktüğü zaman şöyle yapmak lazım. Ben kullanmaya çalışıyorum, siz de kullanın abiler. Mesela bir iyilik gözüktüğü zaman hani iltifat ediyorlar ya, tenkit edenler de küfredenler de çok, takdir eden de çok çok şükür de. Böyle bir şeyler geldiği zaman böyle takdir falan. Şöyle yapıyorum, siz bilmiyorsunuz ama gözümü kapatıyorum. Hasan biliyor musun o falan tarihteki o pisliğini, o günahını? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ya şu iyiliğin, şu insan istifade etti ya şu iman noktasında adam elhamdülillah dedi, kurtuldum veya çok istifade ettim dedi. Ha, bu iyiliğin, şu geçmişten şu var diye 7 sene önce, 8 sene önce şu pisliğin, ya ona bir denk gelsin diye bu sefer günah seni böyle iki büklüm ediyor. Günahın da faydası bu herhalde olsa gerek. Seni gururdan kurtarıyor. Günahın faydası da bu herhalde. Bir hikmeti bu. Vesvese Risalesi'nde de anlatıyor abi zaten. Değil mi? Evet. Şeytanın bize iki katkısı varmış bu melun. Bir, makasidi hayri külliyeye ve kemalat insani sebebiyet veriyormuş. Kamçılıyor. Şuraya bak ya, makasidi hayri külliye çok büyük hayırlara vesile oluyor. Bir de kemalat insaniye sebebiyet veriyor. Şer-i mutlak değil ya. Allah Allah. Şer-i mutlak küfür. Hayr-i mutlak iman. Çok şükür. Peki şöyle bir şey sorsam. Ustad bugün sağ olsa, Sultanbeyli'ne gelse. Dedi ki ben bir uğradım. Tamam mı? Ben bir uğradım. Gidiyorum. Buraya geldi. Ustadım bize bir nasihat eder misin? Dese ne derdi sizce? Evet, harika. Sayfa kaç? Onu bilmiyorum abi. Tamam, 312. Tesadüfünüz muhafaza. Harika. İtidal eden. Diğer neydi abi? Şimdi ustad geldi Sultanbeyli'ne. Beraber işliyoruz dersi yani. Böyle bir şey değil yani. Hepimiz istimad edin. Ustad geldi, ben böyle okumaya çalışıyorum. Sultanbeyli'ne geldi. Kardeşleri şöyle bir baktı. Ustad gidiyorum dedi. Hadi sağlıcakla kalın dedi. Ustadım bize bir tavsiyen var mı Sultanbeyli'ne böyle? Var dedi. Evvel ahir. İlk ve son tavsiyem diyor. Onun için söyledim. Evvel ahir. Ahir ne demek? Sonra. Sonrasız hiçbir baş yoktur. Yok. Bak sonrası olmayan baş olmadığı gibi başın da sonrasız yoktur. Sonrasız baş da yoktur. Onun için ahiret demek dünyanın sonu. Yani eğer ahiret yoksa dünyada yoktur zaten. Çünkü ahir varsa son da var. Mesela şöyle düşün. Şimdiki zaman İbrahim. Şimdiki zaman diyebilmen için gelecek zaman ve geçmiş zaman olması lazım. Kaldırın geçmiş ve gelecek zamanı. Şimdiki zaman olur. Bugün diyorsun. Bugün diyebilmen için yarın olması lazım. Dün olması lazım. Dünya diyebilmen için ahiret olması lazım. Bir de başı hiçlik olması lazım. Adem-i sır. Yani ahir demek bir şeyin sonucu. Sonuç olan bir şeyin başı da vardır. Başsız sonuç, sonuçsuz baş yoktur. Fiziğe zıttır zaten, entropiye zıttır. Şimdi diyor ki, şimdi ben geldim, evvel ahir tavsiyem, son tavsiyem, son. Bir, tesanüdünüzü muhafaza. Tesanüd neydi? Çok konuştuk, çok üzerine durduğum için. Birlikteliğinizi, beraber hareketinizi, senetleşme. Senetleşme. Mesela sonuç o, beraber olalım kardeşim. Ama böyle değil ha. Karadeniz'de koca bazı aperken görmüştüm yani. Şaka yaptı ama hakikaten şaka yaptı. Dedi ki cemaat hem çayın hem balın öşürü var ha. Faruk. Hem çayın hem balın öşürü var ha. Bal ve öşürünü, balın da öşürü var, çayın da var. Verin ha. Böyle yapıyor. Şaka yaptım diyor. Doğru. Şimdi tesanüt senetleşmekten geliyor. Nerede beraber tesanüt edeceğiz? Yani bir olalım. Nerede? Bunun için söyledim böyle. Öşür verin buraya. Bir olalım. Hangi merkezde bir olalım? Hayır. Bu merkezde değil. Nerede? Layıkalarda ancak birlik olur. Tesanüt, senetleşmek burada olur. Senetleşmek bu esasatta olur. Ben de sen de buraya buluşacağız. Tesanüt bu.
Yani layıkalara tutunalım. İnan ya, bu elimle o kadar insan gömmüşüm, o kadar kefenlemişim, o kadar insan indirmişim ki. Tesanüdü olan, yani ilmi olanı değil ha. Kur'an'ın hulasası Yasin. Yasin'in Filistesi Fatiha. Fatiha'da Ya Rab ilmimizi artır demiyor. İstikametimizi muhafaza. Bize istikamet ver. İhtina sıratel müstakim. İşte o adamlar o girdiği zaman kabire onlar esas kazanıyor. İlim de, ilimsiz de tesanüt olmaz tabii. İlimsiz de istikamet olmaz. Ama sonuç istikamet. Vesile ilim. İlim sonuç değildir. Çünkü ilimle dalalete giden çoktur. Ama sadakatla dalalete giden yok. Şimdi tesanüdünüzü muhafaza. Bir olacağız arkadaşlar. Birbirimizi beşeri kusurlarımızla çabuk ve ucuza satmayacağız. Ehli dalalete teslim etmeyeceğiz. Geçen hafta mı bir yerde anlattım. Burada anlatmış mıydım? Bir adam devlete değil, şahsa da değil. Kendi işte içki mi içmiş, ne yapmış bilmiyorum suçunu. Ama başkasına değil, dikkat edin. Başkasına değil, devlete değil. Suç işlememiş. Bir suç işlemiş. Onu müdafaa için alim de gelmiş. Kadı diyor ki, Efendi Hazretleri sen alimsin diyor. Bu adam suçlu diyor. Bak Fatih çok ilgincime geldi ya. Okuduğum için söylüyorum, ben bilmiyordum. Sen alimsin diyor. Bu adam suçlu olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Niye onu müdafaya geldin? Dedi ki Kadı Efendi, haklı zaten, herkes müdafaa eder. Adalet de odur yani. Yani dostluğa gerek yok. Haklının haklı demek, dost olmaya gerek yok. Ama dostluğun bir özelliği var. Birkaç defa haksız dostunun arkasında arkalamak gerek dedi. Birkaç defa dostluğunu korumak adına arkalamak gerek. Yani mesela sen ben yapmıyor muyuz? Çocuğun suçtu. Kavga gürültü yapıyor, duyuyorlar, böp böp alıyorsun çocuğu onların elinden, evde sen dövüyorsun. Onlar için de dövmüyorsun. Arkalamak gerek. Yani kısacası dostlarınızı, sevdiklerinizi ucuza ve çabucak satmayın. Terk etmeyin. Yüz çevirmeyin. Ey peygamber diyor ve Allah söyletir, Allah da diyor. Kardeş olunuz, kardeş diyor. Ey Müslümanlar, kardeş olun. Satmayın. En yakın kardeşin senin eşindir. Satma hemen. Terk etme. Olsun kusurlu olsun. Siz de şahit olun. Bize ne kadar küfür ediyorlar. Hepsini hakkımı helal etti. Bize zindana, koyanlara, işkenceye. Esas 98'deki işkenceler vardı. Neler yaptılar? Hepsini helal etti. E sen şimdi niye bunu söylüyorsun? Sen de kardeşin, eşini helal et. Helal etti ya. Yoksa kafan kemirecek. Tesanüdünüz muhafaza ediniz. Ustad söylüyor bu Sultan Beyliğinde. Enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz. Burada da öyle. Enaniyet, benlik, rekabetten muhafaza ediniz kendinizi. Sonra itidal idem. İtidal idem şöyle ben tavsif ediyorum. Biraz ihanettir böyle patates yemeğiyle nöbetçilik yaptığım için çok. Bir de sütü pişirmek ihanet. Durursun 15-20 dakika süt kaynatıyorsun önce. Lan birkaç dakika şöyle bir yüz çevirmeye pat diye kıyameti koparır. Duman etmiş ocağı. Yani süt aynı ona benzetiyorum. İtidali dem yok. Yani dem, vasat dem, kan demek. Kanı ya hızlı atıyor ya yavaş atıyor. Süt öyle yani. Duman etmiş ocağı. Lan bir sakindin ya. Hiç alametin yoktu. Bir anda nasıl patladın ya? Bir insana alamet verir ya. Tam bir yüz çevirdim diye. İtidali dem ve her zaman ihtiyat. Ustad burada olsaydı bunu söyleyecekti. Şimdi geçiyorum. Ders yapanlara gösteriyor. Çalışarak gideceksin. Sonra bu 63'tü. Emirdağ 1, 63. Emirdağ 1, 65. Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlarından hem akıl, hem kalp, hem ruh, hem nefis, hem his hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüzü bir hisse alır. Ötekiler gıdasız kalabilir. Yani Risale'nin dersi sırf akla hitap etmiyor. Sırf kalbe hitap etmiyor. Şöyle misal vermiştim, hatırlar mısın? Tasavvuf kalbi çalıştırıyor. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Kalp gelişiyor. Tamam, kabak gibi gelişiyor, büyüyor. Şimdi zikrettin ya, çalıştırdık. Kafayı bıraktığın zaman fındık gibi oluyor. Fikri olmayınca kafa çalışmayın. Yani ilim, mantık, çözüm, misal,
böyle. Yapmayınca kafa ona göre fındık gibi oluyor. Kalp kabak gibi oluyor. İlmi kelam var. İslam'da üç yol var temelde de. Birincisi kalbe esas alır, diğerini ihmal eder. İlmi kelam kafayı sif çalıştırır. O dedi, bu dedi, şöyle dedi, kulüm. Dev adam kafası kabak gibi. Kafası o nispetten çalışmadığı için fındık gibi. Evrat yok, eskar yok. Namazı da son işi dakikalarda kılıyor işte. Akşam 10 dakika mı kaldı? İkindiyi yetiştiriyor. Akşama, yatsıya 10-15 dakika var. Akşamı kılıyor, oraya dayandırıyor yani. Böyle sif o namazlarıyla ayakta duruyor. Ne Kur'an okuyor. Cahiller okur diyor. Böyle bildiğim için söylüyorum. Kur'an'ı kim olur? Evrat mevrat. Ya böyle tasavvufçu var ya, baba neler, nineler okur. Hani böyle de diyor. Allah Allah. Hayatta peygamberden daha fazla Kur'an okuyan var mı? İşte kafası kabak gibi ama hangi filozof ne dediğini biliyor. Kalbi bırakmış fındık gibi. Bu tasavvuf. Bu ilmi kelam. İkisini cem eden mücedditliktir. Asıl imamlarında olur. Ha Risale'yi okuduğun zaman ne olur? Gıda, taam, ekmek, nasıl ki bunu bak gönderdim. Mideye gitti. Tevzi oluyor değil mi? Göze gidiyor, saça gidiyor, tırnağa gidiyor, akla gidiyor, kulak. Kulakta ayrı bir enerji, gözde ayrı enerji, hareket oluyor, oluyor. Her şey oluyor değil mi? Mide. İşte mesail-i imaniye, akıl midesine girdikten sonra orada fikirle, hisse, duyguya, latife tevzi olunuyor, dağıtılıyor. İşte onu diyor. Diyor ki, Risale-i Nur'un ortadan alıyorum da böyle fazla zamanınızı almamak için siyah puntolu yerleri okuyorum. Gıda ve taam hükmündeki hakikatlerinden hem akıl, hem kalp, hem ruh, hem nefis, hem his, hisselerini alabilirler. Yoksa yalnız akıl cüzi bir hisse alır. Ötekiler gıdasız kalabilir. İnsan sahih ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Yani dur ya bir dur. Beraber bak mutala ediyoruz ya. Tesanüt neydi, benlik neydi. Böyle okunmamalı. Çünkü ondaki İmani tahkiki ilimleri başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Ona dil ilimi söyleyeyim. Arkadaşlar beni tanıyorsunuz yakından. 59 yaşındayım. 17 yaşından beri bu parkurdayım. Her böyle okuma yöntemini biraz fark ettiğim için Allah şahit. Doyamamışım. Her gün yeni ciddi gibi yeni ilk defa görmüş ki okuyorum. Adem çalışıyorum. İlk defa bugün başka bir şey buldum. Maşallah. He vallahi Adem. İlk defa. Ve Furkan'la canlı yayında. Ona iki defa Adem hakkında resim gönderdim. Bunu tabela yaptım. Bugün yeni gönderdim ve canlı yayında. Abi şimdi siz hep Adem dersleri yapıyorsunuz. Bizim Adem abiler zannediyor. Benden bahsediyor. Maşallah. Adem desem ondan bahsederim. Bak bir takke. Adem varlık. Vücut Adem aleyhisselam. Takkesiz Adem yok. Yok. Birisi var, birisi yok. Takke koydun, geldi sadeleştiren Risale-i Nur. Şimdi Risale-i Nur şey demek istiyorum. Öyle bir bilgi kitabı değil. Niye söyledim kendimden? Nasıl bir kitap ki kendisiyle beni bu kadar meşgul ettirebilmiş? Hızır abi rahmetli derdi ki, Hızır abi niye Risale-i Nur bu kadar emretti? Hasan sen de bir kitap yaz da dedi. Senin kitabına ömürler verilsin. Vakıflar çıksın, ömür billah kitap okunsun, bir cemaat hareketi çıksın. Sen de bir yaz, sen de yaz böyle bir kitap. Ne var dedim, lafı sırf değil ki. Risale-i Nur gibi belki diyor, çok alimler söyleyebilir. Ama Risale-i Nur, Risale-i Nur yapan diyor usta, mehazı Kur'an olması ve temel yapısı ihlastır diyor. Risale-i Nur ruhu ihlastır. Mehazı kaynağı Kur'an ve sünnet edile-i şeriye olmasıdır. Onun için insan okuduğumuz zaman nasıl ki su. Bak su mideye gitti. Her tarafa dağılıyor ya abim. Her tarafa şuraya akla, kalbe, saça. Mesail-i imaniye de böyle. Mesela bak oturmuşsun, fişi takmışsın sen şimdi. Geliyor bu hakikat sana. Senin şu anda hisse, duyguya, latifeye, hafiye, ahvaya, her şeye sirayet ediyor. Nasıl? Peki delili nedir? Eylemdeki talebeleridir. Hayatını bir kitaba, bir harekete vakfeden Nur cemaatinden başka bir cemaat var mıdır? Yani haşa benim ahlakımda kıyas yok ama fiili de göstermem lazım.
ömürlerini Risale'ne vakfeden bir as-ı saadette ashab-ı suffa vardı. 300'de 700 kişiydi. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın has talebeleri, öyle mi Fatih? Ebu Hüreyre bunlar maşiydi. Bir de şimdi var yani. Yani vakıf, vakfı hayat etmiş. Hayatını vakfetmiş. Ha? Dolayısıyla Risale-i Nur'da nasıl bir özellik var ki vakfedenin, bırak vakfedenin meziyeti. Nasıl bir özellik var ki bu adamın aklını, kalbini, ruhunu tatmin etmiş, kendisine hizmetçi yapmış, yapabilmiş. Sen de bir kitap yaz da hayatımızı koyalım demişti. Dedim abi nerede bulacağız öyle bir kitap? Çünkü ondaki iman-ı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Akıldan başka çok letaif insaniyenin kut ve nurlarıdır Risale-i Nur. Yaşayanlar bilir. Aa, ben yeminle söylüyorum. Bak yemin 17 yaş, 59 yaş. Diyor bak bugün yeni bir şey buldum. Dedim ben burada adam. Ona gönderdim. Bak bunu da ekle dedim. Yeni buldum. Çalışıyorum. Aklım orada. Sıkıldığım zaman, yani insanız ya beşeriyetten böyle psikoloji şundan bundan sıkılıyor. Hemen böyle şeye, o masama gidiyorum aklen fikren. Hemen tutunuyorum çıkıyorum oradan. Sıkıntıdan çıkıyorum. Bir de böyle Arnavutköy'deki şeyimiz var ya, dershanem oluyor, oraya gidiyorum, fikren tak diye sıkıntıdan çıkıyorum. Yani bununla ben size şu mesajı vermek istiyorum. Sizi mutlu edecek, sizi kuyudan çıkartacak bir şeyiniz oldu olsun, tutun ona. Yani moralin bozuldu, canın sıkıldı, hemen ona dön. Masana gel, vay vay Adem. Helak ve fani olanların vücudu haricilerini çıkarttıkları zaman vücud ilim ve vücudu maneviye giyerler. Bu vücud ilim, vücudu manevi Adem'miş. Yeni öğrendimmiş ya, Adem'miş. Hemen bir baktım ki o sıkıntı kaldı arkada. Siz de öyle yapın diye söyledim kendi hayatımdan. Sıkıldığınız zaman sizi mutlu eden, sizi kuyudan çıkartacak bir şeyiniz olsun, mutlu etmiş. Bir düğün anınız olur, bir sohbet anı olur veya kitabınızın bir şekli olur. Mesela şuaları ben gördüğüm zaman, şualarımı gördüğüm zaman çok mutlu oluyor mesela. Hemen hayal ediyorum şualar, oh, sözler, şu bir şey. Şimdi hayal ettiğim zaman tak diye çıkıyorsun. Yani, yorgunsun ama sabret. Ama tebrik ediyorum paylaştığım şeyin çat ustası bu ya. Yani. Allah razı olsun. Şimdi başka bir yer okuyorum. 66. Bakayım bulabilecek miyim neresi demiş. Ha, hudutsuz şükürler olsun. Yani farklı farklı yer okuyorum. Nihayetsiz senalar olsun o Zat-ı Zülcelal'e ki bizleri, bak ne yapmış bizleri. Hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zat-ı Zülcelal'e ki bizleri cehli mutlak derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından lütuf ve keremiyle çıkarıp gözleri kamaştıran en parlak bir nura talebe etmiştir. Ben Gayr-ı Muhteşir bir Hüsrev abinin şeyini okuyayım. Bakayım becerebilecek miyim? Gayr-ı Muhteşir. Diyor ki, başıboş ve gayetsiz bir gençliğin içinden çekip çıkartan, başıboş ve gençliğin bir gençliğin içine çıkartan, dalalet ve gaflet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, bir tane de var, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, başıboş ve gayetsiz bir gençliğin çekip çıkaran, hadisatın dağlar varı dalgaları arasında bize sahil-i selameti gösteren, ey Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim diyor. Bak, başıboş ve gayetsiz bir gençliğin içinde Murat dedi ki gel buraya, sen yerin burası. Gaflet ve dalalet karanlıklarındayken dedi ki sen projektörün bu. Hadiseleri görmüyor musun? Dağlar var, dalgalar var okyanusta. Limana getirdik, sen gemini limana bağla. Ya insanlar acayip ya. Hem de çare olacak insanlar sıkıntılı. Size şöyle bir şey diyeyim. Alimler bozulmadıkça diyor Peygamberimiz Aleyhisselam, halk bozulmaz. Bozuk muyuz? Anladık mı şimdi ne demek istediğimi? Ha, böyle bir durumlarda, ben kimsenin bozuk olduğunu demedim. Ama böyle bir durumlarda eğer Risale'nin okumamışsa bu adam, kim olursa olsun televizyondaki ekranı biliyorsunuz, ekranlarda duyuyorsunuz. Eğer Risale-i Nur'un istikametini almamışsa kah Sufyan'a dost, kah dosta düşman oluyor. Ya öyle ya böyle. Bir akıyorsun acayip zikzak yani. İslam'ın o istikametini çok zor. İşte güya sorsan siyaset yapıyoruz. Oysa Allah Resulü'nün dini ortadadır. Verdiler saltanatı, dünyayı verdik sana.
başımıza geç, tamam. İstiyorsan eşilerimizi de boşayalım. Bütün her şeyi. Ama iman esasını sen işte, ama bir şeye dokunma. Putlarımıza dokunma. O put var diye içeride. Her şey başımızda o. Şöyle yapabilirdim. Vallahi ben böyle düşünüyorum kendim. Ulan tamam, başa geçeyim, güçleneyim. Orduyu, milliyetimi falan, istihbaratı yerleştiririm. Tamam. O bir tane puta dokunmayayım canım. Allah'ı anlatacağım, ahireti anlatacağım, kendimi anlatacağım. Peygamberim ya. Ama adamın bir putuna dokunmayacağım. İnsan meyletmez mi? Allah Resulü'nün içini bilemem. Ama gelen ayetle biraz görebiliyorsun. Allah ayet gönder. قُلْ يَا يَلْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُونَ Niye gönderdi? Bilmiyorum. Ama sizin gibi sizin kafirler, sizin dininiz size, benim dinim bana. Yani siyaset ya, tamam geç demek. Peygamberlerde ve Kur'an'da baktığımız zaman öyle bir ciddi gidişat var ki ortası yok. Ciddiyet. Ben Kur'an'ın en çok hoşuma giden, en çok hoşuma giden bak. 40 vecizinden bir tanesidir. Benim fıtratım. Kur'an'da şaka yok. Kur'an'da haşa istihza yok, alay yok. Kur'an'ın gidişatında öyle bir ciddiyet var ki hak ve batıl net olmuş. Net, net. Hak ve batıl o kadar net ki. Yani şüphe yok. Bu budur diyor, bu da budur. Evirip çevirip kıvırmıyor. Bu budur diyor, bu da budur. Bana göre değil diyor, buraya göre diyor. Kıvırmıyor kardeşim, kıvırmıyor. Ya acayip bir şey. Şimdi bir daha dinleyin burayı. Hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zat-ı Zülcelal'e ki bizleri cehli mutlak derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından lütuf ve keremiyle çıkarıp ne yapmış? Gözleri kamaştıran en parlak bir nura talebe etmiştir. Çok şükür. Bilen biliyor o milleti. Bildiğiniz için buradasınız. İltifat etmiyorum. Doğru söylüyorum. Sayfa 70. Seçtim. Dedim ya bu akşam kardeşlerimle bunlarla. Ben çok rahatım. Siz de rahat olduğunuzu görüyorum. Sıkmıyorum değil mi sizi? Çok güzel. Yani. Sıkılmıyor musunuz? Sıkılıyor musunuz? İnan sıkılıyorsanız hemen kesebilirim. Yok, çünkü şu anda 45 dakika oldu. 70'i okuyayım abi. Bak evvela diyor. Bu da çok önemli bak. Baki bir hakikat. Din adına. Hemen başına şunu söyleyeyim Nain. Din adına. Niye? Ne olduğu belli olmayan insanların kara kalplerinden uzanan eli din adına öpecektik. Kürsüye çıktığı zaman haletine göre insanları cehenneme, haletine göre cehenneme koyan, cennete cehenneme, her an değişkinlik yaşayan bir adamın din adına elini eteğini öpecektik. Ve diyor ki üstad, baki bir hakikat, fani şahsı, şahsiyetler üstüne bina edilmez. Ben sizin ders arkadaşınız. Ustad da öyle diyor, hepimiz öyle. Ben de öyleyim de. Ben de öyleyim, ben de okuyorum. Hepimiz, ustad da okuyor. 48 Emirdağ'da. Ben de bir nur talebesiyim diyor. 125 Emirdağ bir gene. Nüzü billah diyor, Said de Risale-i Ali'nin haşa dönse diyor, siz sadakatinizi bozmayacaksınız. Ya kardeşim ben yanlış yaptım diye. Tamam, koyma kenara, atma ama. Sen beni takip etmeyeceksin ki, sen doğruyu takip edeceksin. Yanlışım, benim beşeriyetimdir. Doğrum bu, buradaki hakikattır. Yanlış yapmışsan benimdir kardeşim. Ben de zaten dedim bak ya. Bu hata, şey, bana aittir. Varsa kusur, bana ait. Ha, şimdi niye? Kardeşim, baki hakikatlar, fani şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse ne olur? Hakikati zulümdür. Her cihette kemalde ve devamda bulunan bir vazife. Risale'nin her cihette kemaldir, mükemmeldir. Ama insana dayandırılsa, yani insan kaynaklı olursa, çürümeye ve çürütülmeye maruz ve müptela şahsiyetlerle bağlanmaz. Bağlansa vazifeye emniyeti zarar. Yani hakikatin kaynağı değil kişi. Hakikatin vesilesi olabilir. İbrahim mesela diyor ki, pecraç mı diyorlar. Onu yapıyor. Şimdi müşteriler var vesaire. Diyor ki bak ben sana anlattım. Eğer hoşuna gitmeyen bir kelamlar, bir ifade olursa veya davranışın bana ait. Ama hoşuna giden şey varsa istifade ettiğim bir sahne ait. Biz de hep böyle diyoruz. Hep böyle diyeceğiz. Hep beraber. Çünkü biz kaynak değiliz. Biz kimiz ki? O zaman baki hakikatler. Ha ben de kusur. Olmaz mı? Diyeceksin ki sen kardeşim kendi kusuru ya. Üç tane şahsiyet var ya. Evde de el işinizde kullanın. Bir beşeriyetimizdir. Yeriz, içeriz, kalkarız. Bir sürü özelliklerimiz var. Beşer, bir şer. İçi şerlerle dolu. Bir beşeriyetimiz var. Bir de ubudiyetimiz var. Yani namaz, oruç, risale okumamız. Bir de tebliğ, vazifedarlığımız var. Mesela birisi bir şey anlatırken İbrahim,
vazife darlığındır. Orada peşler o yeşillikte namaz kılman ubudiyetin. Eve geldin minibüsten şununla böyle evde çocuklarla beşeriyetin. İçini karıştırırsan o adam karma karışı olur. O ev hurda kaş olur. Ev huzur olmaz. Üç şahsiyeti karıştırırsan duman olur o ev. Evlere yapmaya çalışıyorum. İş yerinde de öyle. Beşeriyetine vereceksin. Burada da öyle. Bir kardeşimizde kusur gördük. Ona ait kardeşim ya. Risale'nin alakası yoktur. Ki doğrusu da bu. Burada böyle yazıyor zaten. Efendim 71. Salisen. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahsı manevisinden gelen dehasına karşı mallık düşebilir. Tek başına ne yapabilirsin? Cemaat içinde biz varız. Var olacağız kabirde de. Mesela Nadir abimiz gitti, vakıftı. Allah hepinizden razı olsun. Herkesten razı olsun. Vakıftı. 80 yaşına basmıştı. Şimdi çok tuhaf, çok tuhaf. Çok ölen mi vardı yoksa yeni belediye değişti ya, hocalara bir şey mi yaptı, tırpanladı mı? Duyduğuma göre hiç sorgusuz çok hocalar atmış belediyenin bu hocam. Bildiğim gibi. Nadir abiye evet diyor, bekleyeceksiniz. Lan ne bu kadar ölüler nasıl bekleyeceksin? O zaman süz gömüldü. Şimdi cemaatin bak. Cemaatta bir kardeşimiz Muhammed arabasıyla aldı tabut. Kardeşimi cenazesini kıldırdı, cenazesine konuştu. Cenazesini kabre indirdi. Cenazesini gömerken tahta bile yok. Sağdan solda cemaat o artan tahtalar var ya, onlarla dizdi gömdü. Bak cemaati görüyor musun? Bu zaman cemaat zamanı. Şimdi uğurlayan kim? Cemaat. Müjde bak şimdi. Sizi bu ellerimizde, beni de siz de böyle yapacaksınız. Ben de sizi öyle yapacağım. Gecinden versin ve hizmetinizi daim kayım eylesin, sayım eylesin. Şimdi iş olduğu zaman üç şey. Cenazemize, düğünümüze, hastamıza, imkan dairesine gideceksiniz. Gideceğiz. Şimdi biz seni uğurluyoruz Nain. Şimdi uğurlayan cemaat. İndi. Karşılayan oradaki bir cemaat. Nurcan. Ortada bir berzah var. Nüker Mekir. Lan iki kutsi cemaatin arasında o adam ne yapacaktı Nüker Mekir? Değil mi? Ne dedim biliyor musun? Ben indirdim ya kabile. Ömer'le ben indirdim. Evet. Ya Rabbi. Bu adam bize enfutis ders yaptı. Ömer'e dedim ki kafa tarafı sen düzelt. Bu adam bize enfusi dersleri bize uyandıran enfusi pirimiz. Bu adam senin rızan için gelenlere, bu adam çok iyi biliyorum çay yerine muz da meyve de verirdi. Meyve, muz verirdi kendi dershanesinde. Evet, üzüm verirdi abi. He? Üzüm verirdi. Üzüm, muz böyle imkanı kadar çay değil böyle kaliteli bir şey verir. Ya Rabbi senin adına gelenleri memnun etmek için derste, bak bir şey anlatma siz de böyle deyin anneniz ama. Senin için gelen misafirleri bu adam böyle karşılardı. Sen bilirsin ki ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Senin adına geldi birisine. O hoş geldin kardeşim. Evet varsa çayımı veririm. Misafir senin adına geldi. Ya Rabbi bizden de sana bir misafir geliyor. Şanına yakışır gibi muamele yap. Amin. De ki annene babanı bizim. Ya Rabbi senin adına bana gelen misafirleri şanıma yakışır gibi muamele ettim. Ediyorum. Benden de sana bir misafir geliyor. Allah ihmal etmez, yemin ederim şanına, zatına. Bu yeminde o yaptırdı şu anda zaten. Ettirmezse, sevdirtmezse şey yapamaz. Bak iki, cemaat seni bekliyor orada dershanede. Burada cemaat seni gönderiyor. 40 tane salih Müslüman da iyi biliriz dedi. Allah kendi ilmine göre muamele etmiyor. O salih 40 kişinin şahitliğini Allah haşa cenazenin önünde onu da bilin istihza etmez. Ben bildiğimi bildiktir. O zaman sana niye söylettiriyor nasıl adamdır bu? 40 tane salih Müslümanın Faruk şehadetini esas alıyor. Çok şükür. Bu parça çok mühimdir diyor. Biraz uzun ama. Düz okuyorum, kesiyorum. Son. Ve izah yapmadan. Bu parça budur. Benim çok kusurla şahsıma hüsnü zan ile verdiğiniz makamlar cihetinde değil... Belki vazifeye, hizmete bakıp o noktadan bakmalısınız. Perde açılsa, benim baştan aşağıya kadar kusurat ile alüde mahiyetim benden kaçmaya bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nispeten kardeşim. Mürşitlik haddim değil, ustad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârane
dua ve himmetinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetdar ve her ehli imana menfaatlı bir hizmette taksim-i mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade ehemmiyet ve kıymeti ve ustatlığı ve irşadı bize kafidir. Madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i maniye bir kutsi vazifedir. Hem kemiyet, adet, hem keyfiyete, kaliteye nispeten emniyeti azdır. Hem muvakkat ve mutavil siyaset daireleri ebedi daimi sabit hizmet-i maniye nispeten emniyetsizdir. Mesela siyaseti adam yapıyor, milliyetçiliği alıyor, lisanı lakayt oluyor. Ne olacak, kabirde geçecek mi, sen hangi partiden diye soracaklar mı? Ama onun adına neyi kaybettin? Bak ne diyor? Hem muvakkat ve mutahabil siyaset daireleri ebedi, daimi, sabit hizmet-i maniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bize bahşettiği feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddimden fazla fevkalade hüsnü zan ile müfritane ali makam vermek yerine, uçuyor kaçıyor bizim abili ustadımız yerine, ne yapmamız lazım? Makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Elak bunda tam terakki etmişsiniz. Bu parça bitti. Öyle yazıyor. Ders de bitti. Cenab-ı Hak hakkıyla amel etmeyi bize nasip eylesin. Amin. Bizi bize bırakmasın. Amin. Usul ve furularımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizle hissedar eylesin. Amin. Ya Rabbi, vefat ettiğimiz Amin. Zaman bu talebe-i ulum kisvesiyle, unvanıyla bize muamele eyle. Amin. Ya Rabbi, bu amin diyen kulların var ya, kulların Allah'ım. Sen söylettirdin, biz de söylüyoruz. Sen söylettirmesen biz diyemeyiz. Bize amin dua ettiren bu halet-i rüyenin sebebi olan esmandan istiyoruz. Bizi affeyle ya Rabbi. Allah'ım alem-i İslam'ı affeyle. Allah'ım Müslümanlara merhamet eyle. İki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi, ifade etmekten çekindiğimiz bile günahlarımızı sen biliyorsun. Settar-ı Uyub'sun. Gaffar-ı Rahim'sin ya Rabbel Alemin. Esmaların hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki hatırına günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Günahlarımızı affedecek kadar sonsuz kudret sahibisin. Zatın, uliyetin hürmetine. Ey Musa'nın Rabbi, ey İbrahim'in Rabbi, kusurlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle. Ustadımıza, talebe emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl ya Rahman Rahim'in. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Temassalat.